Selamlar arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem öğrenci olan hem ofiste çalışan hem de remote çalışan arkadaşları bütçesiyle oldukça ilgilendirdiğini düşündüğüm bir dizi üstüne bakacağız. Dizi üstü dediğim MacBook Air M2 işlemcili, yani en yeni modeli. Buyurun bakalım. Şimdi bütçesiyle ilgilendiren derken ne demek istedim, bir öncelikle size onu açmak istiyorum. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım değerli arkadaşlar. Bu bilgisayarın bütçesiyle bu videonun çekildiği tarih itibariyle yaklaşık 40 bin lira falan ediyor. Alabileceğiniz herhangi bir Windows işletimli laptop bu M2'den daha uzun ömürlü olmayacak. Hatta bana soracak olursanız M2 işlemcili MacBook Air pek çok muadilinden çok daha uzun ömürlü olacaktır. Bunun nedenleri var, ilerleyen sürelerde bunlardan bahsedeceğim. Tabi burada bu bilgisayarı tercih ederken neyden feragat etmeniz gerekiyor? Arkadaşlar, oyun olayını bitirmeniz gerekiyor. Yani çok basic oyunları oynayabilirsiniz. Onunla ilgili de bir test var. Yani çok sağlıklı olması da, bir tane League of Legends testi yaptım. Yani oyun testinin sonuçları çok sağlıklı değil. Onu hemen belirteyim. Şunu da hemen videonun başında belirteyim arkadaşlar. Oyun olayından feragat etmeniz lazım. Daha uzun ömürlü olan kısmını en çok bağlayan bölüm de burası. Daha az yoruluyor. Peki nedir bu M2 işlemcili MacBook Air'in olayı arkadaşlar? Öncelikle kendisi bayağı bir ince. İkincisi oldukça hafif. Yaklaşık 1.2 kilogram gibi bir ağırlığı var. Yani taşınma derdi neredeyse yok. Aynı zamanda içindeki işlemci de M2, gayet güçlü bir işlemci. Bizim elimizdeki, yani bizim aldığımız MacBook 8 GB RAM'li, 250 GB da depolama alanı var. Ve hemen bir yere gideyim, hızlıca şimaldeyim, sonra kapatayım bilgisayarı. Ekrandan devam edeyim. Bizim aldığımız model, sizin de muhtemelen anlayabildiğiniz üzere 13.6 inçlik bir model. Çözünürlüğü ise 2560'da 1664 değerine sahip. Bu arada ekran Liquid Retina ekran arkadaşlar. IPS bir paneline sahip. Yani şunu da belirtmek lazım. Apple'ın en harika, en mükemmel ekranı değil. Fakat yine de gündelik kullanımda ve normal kullanımda değerli arkadaşlar, sizi üzecek bir ekran da değil. Parlaklık düzeyi ise 500 nit'e kadar çıkıyor. Tasarım anlamında da zaten görüyorsunuz oldukça ince olduğunu belirtmiştim. Bir farklılık var. MagSafe 3 noktasından şarj oluyor kendisi. Normalde Type-C'den oluyorlardı. Bu batarya kısmına da daha sonra geleceğim. Şimdi gelin ufak ufak teknik özelliklere girelim. Tabii ki de neyden bahsedeceğiz? M2'den. Şimdi Apple kendi sitesine biraz atıp tutmuş işte. Embraer'e göre 1 nokta bilmem kaç kat, Intel işlemcilere göre 15 kat falan demiş ama ben de hani tabii burada Apple'a kafa tutacak değilim de değerli arkadaşlar. Elimde bir tane de M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro vardı. Onun RAM'i 16 GB bu arada. Dedim ki her iki bilgisayara da aynı görüntüyü atayım. Öncelikle gittim M2 işlemcili MacBook Air'a aynı görüntüyü yaklaşık 3 dakika 4K 8 bitlerinde attım ve renderladım. Render süresi yaklaşık 2.20 gibi bir şeydi, şu an ekranda da görüyorsunuz. Daha sonra aynı görüntüleri aldım, gittim M1 işlemcili 16 GB RAM'li 13 inçlik diğer MacBook Pro'nun içine attım. Onda da renderladım. İşin açıkçası M1 işlemcili MacBook Pro yorgun, bayağı bir kullanılan bir bilgisayarda olmasına rağmen yıllardır burun farkıyla da olsa M2'yi render'da geçti. Tabi burada 16 GB'lık RAM'in de faktörü var arkadaşlar. Bunu belirteyim. Çünkü M2'li de RAM'imiz 8 GB, bunda 16 GB. Fakat ne olursa olsun yine de ben de mutlu oldum sonuçta. Şöyle bir durum da var Apple açısından. Apple'da Pro, Pro oluyor arkadaşlar ve uzunca yıllar bu Pro özelliğini koruyor. Velhasıl kelam, hani ne olursa olsun burun farkıyla M1 işlemcili MacBook Pro kazanmış olsa dahi M2 işlemci gayet yeterli bir işlemci arkadaşlar. Üzerinde 4 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeği, 8 çekirdekli CPU ve GPU'su ile birlikte toplam 16 çekirdekli bir de Neural Engine özelliği bulunuyor. Bu arada GPU tarafını isterseniz 10 çekirdekli çekirdeğe kadar çıkabiliyorsunuz. Fakat yapmayın arkadaşlar. Yani base modelde kalıyorsanız orada kalın. Bir üstüne çıkabiliyorsanız M1 işlemcili MacBook Pro alın bence. Bu Air'i her ne olursa olsun çok ağır kurgu işlerinde, çok ağır render işlerinde kullanırken keyif almazsınız, onu söyleyeyim. Ama işiniz tarayıcıdaysa, online platformlardaysa, sekmelerden sekmelere zıplamayı seviyorsanız takılma, kasılma ben yaşamadığım uzunca bir süre olacağını da düşünmüyorum. M2 ile birlikte geçmiş yıllardan gelen o Air şişer abi modlusunu Apple bayağı bir yıkmış. Bunu da belirteyim. Tabii ki de hani böyle bir bilgisayar alınca hiç mi oyun oynamayacağız? Arada bir oyun oynamak istersiniz diye kendisi League of Legends'la birlikte teste soktum. Hani grafikler falan iyiydi. Oyun içerisinde böyle gündelikte herhangi bir problem yoktu. Fakat ortalık biraz karışmaya başladığında böyle anlamsız hatalarla karşılaştım. İşte mouse tıklamadı, harita ilerlemedi. Belki o an bana öyle denk geldi fakat oyun deneyiminden keyif almadım. Yani bir MacBook veya macOS işletim sistemli bir bilgisayar tercih ediyorsanız oyun olayından çok net bir şekilde feragat etmeniz gerekiyor. Öğrencisindir, ödevlerin falan filan vardır. Onları yapmak için bana soracak olursan lisans ve yüksek lisans hedefin varsa ikisini birlikte bu sistemle, yani bu laptopla gayet rahat bir şekilde geçirebilirsin. Bu arada depolamadan da hemen bahsedeyim. Bizim aldığımız model 256 GB fakat tabii ki de opsiyonlardan bunu 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz sanırım. Ama biz daha böyle taşınabilir bir şey istediğimiz için, bir de bütçemiz o kadarla sınırlı olduğu için 256 GB'da stopladık. Şarj meselesine gelecek olursak, şimdi arkadaşlar sadece Air'de değil MacBook'ların genelinde şarj bir sıkıntı değil. Onu size söyleyeyim. Yani bir kere şarja takarsınız bir günü o bilgisayar rahatça çıkarır. Tabii genç ve
orta yaşlı bir bilgisayar sana. Çok yaşlıysa yapmayabilir, onu bilemem. Çünkü Mac'lerde pil döngüsü diye bir olay var. Hani onun böyle çok yükselmemesi önemli bir şey. Fakat hani bu M2'yi gündelik kullanımda sanırım bir ya da iki kere şarja taktık. Bunun haricinde bataryasıyla ilgili herhangi bir problem yaşamadık. Tabii burada şarj anlamında neye güveniyoruz arkadaşlar? Tabii ki de M2'nin nimetlerine güveniyoruz. Hani hem soğutma anlamında hem de daha düşük değerlerde daha güçlü işlemler yapabilme anlamında son derece başarılı bir işlemci kendisi. Mesela bilgisayarın içinde fan yok. Fan olmadığı için de küçük. Ya yani iyice inceltebilmişler. Yani bir öyle bir ihtiyaç duymamışlar bilgisayarın içinde. Isınıyor mu ısınmıyor mu? Yani çok ciddi bir ısı sorunuyla karşılaşmadım ama Mac'ler biraz ısınırlar. Yani genelde dizüstü bilgisayarlar ısınır. Fakat çok ağır bir işlemde yapmadığım için Air'de bu konuda net bir fikir size sunamıyorum şu anda. Sonuç olarak eğer bütçeniz yeterliyse ve uzun ömürlü bir bilgisayar istiyorsanız, dizüstü bilgisayar istiyorsanız ve ben oyun da pek oynamam diyorsanız M2 işlemcili MacBook Air'i fiyatını mukayese ederek diğer segmentteki Windows sistemlerle birlikte uzun ömür kriteriniz önemliyse tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla, hatta gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi hem profesyonel hayatta çok ağır olmayan işlemlerde hem de öğrencilik hayatında lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere 7-6-7 yıldan bahsediyorum bu arada. Rahatça geçirebileceğiniz bir dizüstü kendisi. Son sözüm bu olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.